Japon çay evi, canlı ve enerjik çay seremonisi için özel olarak inşa edilmiş. Tamamen el emeğiyle inşa edilmiş bu yapı, çay için rustik bir ortam yaratırken aynı zamanda bir sanat eseri olarak sergilenir. Asya Sanat Müzesi'ndeki çay evi, galeri alanına uygun olarak tasarlandı ve kullanılabilir bir yapıya sahip. Elektrikli ocak, çayın suyunu ısıtmak için kullanılıyor. Mizuya denilen mutfakta ise taze su bulunuyor. Pencerelerden gelen ışık doğal ışığı taklit ettiği için çay evinde sabah, öğlen ve akşam saatleri farklı şekillerde deneyimlenebiliyor. Duvarda bulunan uyuk, temayı belirleyen ve çay toplantılarında sohbetlerin merkezinde bulunan bazı objelerin sergilenmesi için kullanılıyor. Kaligrafi içeren bir yazma, çiçekler ya da tütsü buraya konulan objelerden bazıları. Çay evi Kyoto'da Nakamura Sotoji tarafından yapıldı. Bay Nakamura'nın atölyesi, geleneksel Japon yapılarını yapmaktaki başarısı ve yıllar boyu topladığı görkemli ve değişik ağaçlardan elde edilmiş kereste ve ahşap stoğu yüzünden seçildi. Çay evinin yapımında birçok değişik ağaç kullanıldı. Sedir, selvi, çam, bambu ve kamelya. Özenle seçilen ağaçlar havalandırılıp ardından kurutuluyor. Çay evinin yapımında çalışan marangozlar, Kyoto'ya özgü çay evi stili yapı geleneğiyle eğitiliyorlar. Geleneğe uymak için müze için yapılan çay evinde de elle yapılan birleştirme teknikleri kullanıldı. Mimar Osamu Sato ve 4 seçkin marangoz, 2002 yılının Eylül ayında Japonya'dan gelerek Kyoto'dan parçalar halinde gönderilmiş olan çay evini bir araya getirdiler. Amerika'ya gelen parçaların bazıları, yolculuk sırasında kaldıkları dış etkenler yüzünden uzayıp kısaldıkları için bir kez daha kesildi. Duvarların 3 farklı ve son katı burada yapıldı. Ve tatami mat döşemesi sayesinde çay evi son halini almış oldu. Asya Sanat Müzesi çay evi hem objelerin sergilenmesi hem de çay toplantıları için kullanılırken meraklılarını çaylarını yudumlarken bu değerli sanatla tanıştırıyor.